Ne oldu, aldılar mı kızı? Bıraktılar. Nasıl? Annesi kabul etmişti hocam. Evet, kabul etmiş, numarası yapmış. Yok arkadaş, yok. 10 yıldır bunun eğitimini aldık. Doktor House'un geldiği noktaya geldik. İnsanoğlu yalancıdır. Ha, ne oldu? Anlamıyorum ki. Ne olacak şimdi? Bu Birgül denen kadın. Onunla ben tekrar bir görüşeceğim. Belki onun ifadesiyle yeniden dava açabilirim. Ne yapıyor? Siz gittiğinizden beri ses çıkmadı. Esra'yı da istemedi yanına. Efendim baba. Ne oldu? Araya birilerini soktular, konuyu kapattılar. Yani kendilerince. Ama ben peşini bırakmayacağım. Bırakamam. Aynaya bakamam. Neden? Ne neden baba? Kızı evlendiriyorlar. Bir tek onu mu evlendiriyorlar? Sen 3-5 polis al. Bütün memleketi karış karış gez o zaman. Yani baba, gözümüzün önünde olan şeye de göz mü yumalım? Bak, beni kızdırmak için yapıyorsan bunları hiç uğraşma baba. Ben bugün yeterince çok kızgınım. O emniyet müdürü de görecek. Ben arattım. Kimi? Emniyete. Daha dinle diyeceksen. Baba, nasıl yaparsın bile denmesen. Anlamıyorum. Anlamıyorsun, evet. Sen kendin seçtin bu kızı. Özel dedin, bunu eğiteceğim dedin. Okutacağım dedin. Sen şimdi bunu kendi... Baba, delirtme beni. Ne yaptın sen? Kafasız. Jacobenlerin özetisin işte. Bunu sen mi diyorsun? Sakinleştin mi biraz? Tabii canım. Bu memlekette her gün olan şeyler bunlar değil mi? Ben niye takıyorsun? Şeyi dövemedin ya. Döv. Semerini döv. İyi misin diye sormuştum. Vallahi bir süredir iyi değilim Hande. Belli bu saatte. Başımıza bir bu dert eksikti yani. Şimdi Meryem de artık gelmez buraya. Benim bir bakıcıya ihtiyacım var. Esra da devlet memuru. Hastaneden zırt pırt çağrılamaz. Bizim tanıdığımız bir ajans var ama ya fiyatlar uçmuş. Benim de durumum malum. Ya ben de destek atmak isterdim ama bir yazı dizisi bulamadım. Yayınlanamadım bir mecrada bir süredir. Bir süredir. Ya bir süredir dedin, 2 senedir. Sanki biraz iş beğenmiyorsun. Demeyeyim diyorum da. Deme tabii yani. Keyfimden mi? Biliyorsun işte, birine yamanmadan yazdırmıyorlar. Gazeteciyim ben. Niye yapıyorum ki bu işi? İdeallerimi mi satayım? Yani Hande, senin dışında herkes ideallerini mi satıyor? Ben niye özele gitmiyorum? Hem zenginin delisi daha farklı deli yani, yalan mı? Bak karıma, ben niye Almanya'ya gitmedim? Neden? Neden kaldım? İdeal böyle bir şey. Kan, ter, gözyaşı. Bence seninki biraz hayalcilik. Hayal dediğin lükstür Hande'ciğim. Ya ben şimdi sana bir şey mi dedim? Bravo, tamam sensin. İdealler, hayatlar falan. Hı? Ya inandığın yolda hayallerinin küle döndüğünü düşünsene. Ya batsın ya. Batsın, parası, pulu batsın. Ne bir değerim var bu düzenin içinde, ne de düzeni değiştirecek gücüm. Yok, elimde değil. Benim elimde değil. Olmuyor demek ki. Ben yapamıyorum bu işi demek ki. Tamam. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Yay gibi gerildik biraz. Suav Bey görmesin düşmanla işbirliği yaptığını. Sen şu ajansın numarasını ver. Ben hallederim. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.